Yüzün modellemesini tamamladıktan sonra sıra geldi kafanın geri kalanını modellemeye. Kafanın geri kalanını modellemeye geçmeden önce modelimizde oluşan bazı üçgenler vardı. O üçgenleri burun bölgesinde yok etmiştik fazladan detay silerek. Şimdi burada yine şu kısımda bir üçgen var. O üçgeni de yok etmek istiyorum. O yüzden buradaki detayı yani şu yandan bakacak olursak şu detayı yok edeceğim. Bu detaya çok ihtiyacım yok. Şuradaki edge'leri seçtim. Remove dedim. Vertex'leri de silmem gerekiyor bu yüzden. Vertex'leri de seçtim. Onları da remove dediğim zaman bakın artık ortalıkta bir üçgen yok. Şu kısımda bulunan vertex'leri biraz daha şöyle yukarıya aldığım zaman modelin fazladan bir detaya ihtiyaç duymadan güzel bir şekilde burun modeli oluşmuş oldu. Yine başka yerlerde bu tür sıkıntılar varsa fazladan detayları silebiliriz. Örneğin alnın şu kısmındaki detaya bakacak olursak sadece burada biraz bu detay ihtiyacımız var gibi bu detaya ama aslında onu da silebiliriz ya da şuradaki detay bunu da silebiliriz. Çünkü kafanın modelini oluştururken buradaki edge sayısı kadar yeni oluşturacağımız parçanın da o kadar sayıya ihtiyacı olacak. Edge sayısına ihtiyacı olacak. Bu yüzden ne kadar az detay olursa elimde ilk aşamada o kadar iyidir benim için. Bu yüzden burada silebileceğim detay var mı ona bakıyorum. Gözün bu kısmı için şuradaki detay illaki gerekli çünkü buraya gidiyor bakın. Şu detay gözün bu kısmına geliyor. Bu detayın gözde nasıl bir etki bırakacağını silirsek bakacak olursak devamında şurası düzleşecektir. O yüzden bu detayı da silmeyeceğim. Yalnız şuradaki detaya bakacak olursanız göze kadar devam etmiyor. Bu detayı silebilirim. Bu detayı silersem devamında ne olacak? Şurada bir üçgen oluşacak. O üçgenden de kurtulmam için o detayı da buna göre ayarlamam gerekir. Sildikten sonra. Şimdilik silelim. Sonra o üçgenden nasıl kurtulacağımıza bakalım. Önce edge'leri seçtim, remove dedim. Sonra vertex'leri seçtim. Onlara da remove dedim. Bakın şurada bir üçgen oluştu. O üçgenden nasıl kurtulacağıma bakacağım şimdi. Öncelikle şurada kalan vertex'leri şu hattı üstten biraz daha güzel bir şekilde bu öne doğru getirebilirim. Daha sonra takip eden edge'lerin de vertex'lerini de getirelim öne. Şöyle bir bakalım. Biraz daha X'te getirdim. Şekilde güzel takip etsin istiyorum. Tamamdır. Bakın şimdi buradaki detaydan kurtulacağım. O detaydan nasıl kurtulabilirim? Gözün şu iç kısmında gelen bir hat var bakın. Eğer bu hattı silersem buradaki detaydan kurtulmuş olurum. Bu hat benim için ne işe yarıyor? Ona bakacağım. Bu hat şu anda bir işime yaramıyor. O yüzden bu hattı silebilirim. Yalnız bu hattı sildiğim zaman devam eden bölgede nasıl bir değişiklik olacak? Ona da bakmam gerek öncesinde. Bu hattı sildiğim zaman bu hat benim çok işime yaramayan bir hat. O yüzden bu hattı siliyorum. Detaydan kurtulmak istiyorum bu aşamada. Seçtim. Remove dedim. Vertexler. Seçtim bu vertexleri. Bunları da remove dedim. Bakın herhangi bir değişiklik olmadı bu bölgede. Yalnız buradaki üçgenden kurtulmuşken yeni bir üçgen. Bu kısımda henüz üçgen oluşmadı ama beşgen var şu anda. Eğer bu beşgenden kurtulmam gerek. Beşgenden kurtularken de herhangi bir üçgen oluşmaması gerek. O yüzden şimdi burada farklı bir durum söz konusu. Burada fazladan ya bir detay daha sileceğim ya da ekstradan bir detay daha ekleyeceğim. Öncelikle şuradaki vertexin hizalamasını yapalım. Şimdi burada nasıl bir şey yapabilirim? Öncelikle şu yandan baktığım zaman şu keskin arası için burası bana gerekli mi? Gerekli. Peki burada fazladan detay var mı? Evet, burada fazladan detay var.
Bu fazladan detay benim bir işime yarıyor mu? Hayır. Bu fazladan detay yerine şu detay buradaki yüksekliği bana sağlayacaktır. Ve bu fazladan detayı sildiğim zaman da otomatik olarak buradaki beşgenden de kurtulmuş olacağım. Sildim. Evet, beşgenden kurtuldum. Bakın, herhangi bir fark yarattı mı? Yaratmadı. Şuradaki vertexleri biraz daha aşağı indirdiğim takdirde görüntü bozulmadan aynen bir önceki form korunmuş oldu. Bu kadar detay silme yeterli. Eğer daha fazla detay silmek istersek sonrasında silebiliriz ya da ekleyebiliriz. Tamamen modellediğimiz forma bağlı. Nasıl bir form yaratmak istiyorsak ona bağlı. Buradaki detayı da silebiliriz veya buraya fazla ekstra detay da ekleyebiliriz. O tamamen bizim çalışmamıza bağlı. Şimdi kafanın geri kalanı için bir ekleme yapalım. Bu eklemeyi nasıl yapacağız? Şu şekilde bir hareket izleyebiliriz. Buradaki edge'lerden kopyalaya kopyalaya elimiz shift'e basılıyken uzata uzata yeni parçalar çıkartabiliriz. Buradaki edge'lerden yeni parçalar çıkartabiliriz ya da boyun için aynı şeyi yapabiliriz. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Farklı bir model parçası koyup buraya o model parçasının edge'leriyle buradaki edge'leri birleştirebiliriz. Ben böyle bir şey yapacağım. Siz diğer yöntemi zaten biliyorsunuz. Şimdi farklı bir model parçası ekleyeceğiz sahneye. Nasıl bir parça ekleyebiliriz? Kafanın şekli yuvarlak olduğu için bir safirden faydalanabiliriz. Bir küre çiziyorum arkadaşlar sahneye. Küreyi çizdim ve küreyi kafanın olduğu yere hizalıyorum. Kürenin özelliklerini açalım, radyusunu arttıralım, biraz büyük olsun. Ve segmenti şu anda 32. Şu anda segmentini değiştirmeyelim ama kürenin ben yanlarından faydalanmak istiyorum. Yani üst kısımlarından veya alt kısmından faydalanmak istemiyorum kutuplarından. Yanlarından faydalanmak istiyorum kürenin. Bu yüzden küreyi döndüreceğim. Olduğu yerde şu şekilde kutuplar yanlara gelecek şekilde döndürdüm. 90 derece döndürdüm. Yan taraflarını kullanmayacağım ben kürenin. Bu küreyi de simetrik bir şekilde kullanacağım. Bakın şu kafanın yandan bakacağım. Yandan baktığım zaman biraz daha arttırabilirim kürenin radyusunu. Kafanın boyutu kadar hemen hemen bir boyutta olmasını istiyorum. Tamamdır. Şimdi yapacağım şey kürede ihtiyacım olmayan yerleri yani şu ön kısmını keseceğim. Şuraya kadar ihtiyacım var. Bu kısımlarını keseceğim kürenin ve yanlarını keseceğim. Diğer taraflarını kullanacağım. Peki bunu yapmadan önce bu kadar çok segmente ihtiyacım var mı? Hayır, yok. Bakın azaltıyorum şu şekilde segment sayısını. Şöyle bir karşıdan bakalım. Bakın karşıdan baktığım zaman kürede öncelikle burayı seçelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane benim segmente ihtiyacım var. Bu yüzden kürenin de üst kısmında 5 tane segment istiyorum. Şu anda 1, 2, 3, 4 tane var gibi görünüyor. Arttıralım burayı. Ve ortalı bir duruş istiyorum. Yani şu şekilde. Şuraya 5 tane segment getireceğim. O yüzden 32 segmentteyken benim için aslında sağlıklı görünüyormuş. Diğer kalan kısımları elle azaltacağım kürede. Şimdi küreyi Table Poly'ye çevirelim. Editlemek için Table Poly'ye çevirdikten sonra ihtiyacımız olmayan taraflarını kürenin silelim. Bu taraflara ihtiyacım yok. Sildim. Alın kısmı tarafı şuralara ihtiyacım yok. Buraları da sildim. Tamamdır. Şu iç kısımlarına kullanmayacağım. Bu kısımları da sildim şimdilik. Kürenin bu kısmı benim kullanmayacağım alan. Bu kısmı da sildim. Hatta şu bölümü de
Silelim ve diğer tarafları elle kontrol edelim. Bu şekildeyken bakın formu kürenin hazır bir şekilde duruyor. FFT 4x4 modifier'ı attığım zaman küreye control points'lerden tutalım. Bakın kafa için referansımıza göre bir ayarlama yaptım. Bu kadarlık bir ayarlama benim için yeterli. Karşıdan bakalım. Karşıdan baktığım zaman da yan taraflardan biraz daraltmak istiyorum sadece. Taraftan da daraltalım. Daha sonradan zaten simetrik çalışacağım için simetrik çalıştıktan sonra her iki tarafta birbirinin aynısı olacaktır. Bu kadar yeterli. Collapse to yes. Alt X'e bastım. Perspektif modundayım. Artık buradaki bölgeleri, buradaki edge'leri birbirine target weld metoduyla birleştireceğim arkadaşlar. Şimdi o aşamayı yapmadan önce kürede yine azaltmam gereken şeyler var. Ve kürenin bir tarafını kullanacağım, bu tarafını kullanacağım, bu tarafını kullanmayacağım. O yüzden bu tarafını sildim hızlı bir şekilde. Bakıyorum, bu taraf silinmemiş arkası. Orayı seçtim, sildim. Ve azaltmak istediğim kadar azaltacağım. İlk aşamada birer atlayarak azaltacağım arkadaşlar detayları. Seçtim. Loop. Kontrole basılıyken vertex'e tıklıyorum ki vertexleri de seçsin. Sonra tekrar 2'ye basıp edge'e geçtim. Sağa tıkladım. Remove dedim. 1'e bastım. Edge modundan vertex'e geçtim. Remove dedim. Hızlı bir şekilde seçim yapıyorum. Loop. Kontrol. Vertex. Edge'ler silinsin. Vertex'ler silinsin. Bir sonraki. Bir sonraki. Hızlı bir şekilde seçiyorum arkadaşlar. Vertexler remove. Bu şekilde bakın istediğim detay sayısı bu kadar. 5 tane burada bıraktım. Ve buraya target weld metoduyla birleştireceğim bunları. Şimdi şuradaki vertex'i alalım buraya kadar getirelim. Yine bu vertex'i getirelim buraya kadar. Bunu böyle getiriyorum. Hizalıyorum sadece şu anda yaptığım şey. Hizalamak. Daha sonra yüze eteşleyelim. Eteşledim. Bakın eteşledim. Artık o da yüzün bir parçası. Edge modundayım. Yüzün değil. Yeni oluşturduğum parçanın tarıklanmasını istiyorum. Bakın burada şuradaki detay buraya tarıklayacağım ve burası benim için sonradan kullanacağım bir yer. O yüzden şu anda buradaki vertexlerin nerede olduğu çok önemli değil benim için. Edge modunda Tarpet'le tarpladım. Şimdi vertexlerini de bir düzeltme yapacağım. Sağlıklı bir şekilde takip etmesini istiyorum. Her bir vertexin kendi edge hattı boyunca. Bakın burada. Formunda sağlıklı takip etmesini istediğim için bu şekilde bir edge düzeltmesi yapıyorum. Yine alın bölgesinde vertexlerde şekilde oynayabilirsiniz edge'ler üzerinde. Şimdi kafanın arka kısmı için bu parça hazır görünüyor. Şöyle karşıdan bakalım. Alt X'e basalım ve arkada duran
Şu vertexleri olması gereken yere getirelim. Yanlardan çıkanlar varsa onları da bu şekilde içe doğru getirelim. Bu forma göre alın bölgesinde bir değişik görüntü var. Çünkü burada fazla detaydan az detaya geçtiği için gözünüze bu görüntü kötü görünmekte. Çünkü vertexler arasındaki mesafe aynı değil. O yüzden bu mesafeyi eşitleyelim ve şuradaki vertexleri biraz şöyle ona doğru çıkaralım. Yan taraftan bakalım. Buradaki detayları da buna göre düzenliyorum. Bu kadar bir vertex detayı yeterli. Şimdi şu geri kalan yan kısmı tamamlayacağız ve boyun kısmına devam edeceğiz. Yan kısmı nasıl tamamlayacağız? Yan tarafı arkadaşlar buralardan edge'leri uzatarak yan tarafları tamamlayabiliriz. Ya da şurada öncelikle fazladan bir detay var. Bakın şu detay. Alın kısmında şu takip eden detay benim için fazla. Fazla görünüyor daha doğrusu. Bu detaydan kurtulabilirim. Bu detaydan nasıl kurtulurum? Buradaki hattı komple silerim. Yalnız şurada bir bağlantı var. Buradaki hattı komple silersem burada otomatikman bir beşgen oluşacaktır. Bu beşgen oluştuğu için burada da bir düzenleme yapmam gerekir. O yüzden buradaki hattı şu anda komple silmiyorum. Buradaki vertexi şu vertexle birleştireceğim ki burada sadece bu uçta detaydan kurtulma yapacağım. Çünkü burada bu detaya ihtiyacım var benim. O yüzden bu vertexi target weld metoduyla buraya weldledim. Bakın şimdilik burada üçgen var. Daha sonra o üçgenden kurtulacağım. Şimdilik bu şekilde durmasını istiyorum. Yine aynı şekilde şurada birbirine çok yakın vertexler var. Onları da bu şekilde üçgenledim. Şimdilik bu şekilde dursun. Şuraya bakıyorum ve buraya bakıyorum. Şurada yapmak istediğim bir şey var. Alın bölgesinin bu kısmındaki şu detayı silebilirim. Bu detayı sildiğim zaman fazladan bakın loop dediğim zaman takip eden hattı target weld dediğim için takip eden hattı da loop'da otomatikman loop dedim control vertex remove diyorum edge'leri sildim vertex'leri de remove diyorum ve sildim. Bakın şu vertex seçili olduğu için şimdilik şunları silelim. Bu vertex'i arkadaşlar bu vertex dursun. Şuradaki poligonu sildim. Bu vertex'i de ayrı bir şekilde sildim. Şimdi oradaki detaydan da kurtulmuş oldum. Yani üçgen oluşturmamış oldum orada. Şurada oluşturmuş olduğum bir üçgen vardı. O üçgeni silmek istiyorum. Edge moduna geçtim. Remove dedim. Bu edge'i sildim. Bakın. Şurada takip eden bir hat var. Şu hat. Bu hat buraya kadar geliyor. Burun kısmında üst kısımdan bu şekilde devam ediyor. Şurada bir beşgen oluştu. Gördüğünüz gibi. Bu beşgenin oluşmasını istemiyorum. O yüzden buraya ekstradan bir vertex getireceğim. Daha önceden silmiştim o vertex'i. Oraya ekstradan bir vertex getireceğim. Şu vertexlerin hizalamalarını yaptıktan sonra buraya bir vertex getireceğim. Nasıl vertex koyuyorduk? Edge modundayken insert vertex. Edge'in üstüne tıklıyorum. Buraya bakın vertex koydu ve connectledim. Şimdi arkadaşlar artık buradaki kafanın yan tarafındaki ekstra detayı ekleyebiliriz. Yalnız burada bazı kaymalar var.
Buradaki vertexleri seçip vertexleri gördüğüm yerde düzelteyim. Onları düzelttik. Şimdi ekstra detay gireceğim. Bu detayları yüzün kalan kısmında, yani şu kısmındaki edge'lerden çekerek gireceğim. Ve bunu yaparken arkadaşlar olabildiğince buradaki vertexler arasındaki mesafenin birbiriyle eşit olmasına dikkat edin. Bu aşamada bazı yerlerde vertexler öncelikle göz bölgesinde olmak üzere daralmış olabilir. Önemli değil. Edge'leri seçiyorum. Ve bu edge'leri uzatıyorum arkadaşlar. Uzattım. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane detay var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın bu 8 detaya bunları eteşleyeceğim ve daha sonra bunların arasındaki takip eden edge'leri birbirine connectleyeceğim. Bakın bu buraya, bu buraya, bu buraya, hemen bir sonraki edge buraya, bu edge buraya, bu edge buraya, bu edge de buraya betledim. Bakın ara kısmını kapatmış oldum. Şimdi burada bir dörtgen oluştu. Şu şekilde vertex'i seçip çıkaralım oradan. Dörtgen mi oluşmuş? Üçgen oluşmuş burada. Buradaki üçgenden kurtulmamız gerekiyor. Burada dörtgenler var ama ben bu üçgenden kurtulmak istiyorum. Nasıl kurtulacağım? Yani şu şekilde bir cap yapalım önce. Cap yaptıktan sonra üçgeni görelim. Bu şekilde bir cap yaptım. Burada da bir üçgen meydana geldi. Ve üçgenden kurtulmak istiyorum. Eğer şu detayı silersem, gördüğünüz gibi bu detayı daha önceden sildiğim zaman burada fazladan yine beşgen kalacaktı. O yüzden o detayı silemem. Ne yapabilirim bunun yerine? Bunun yerine buradaki vertekslerden faydalanıp fazladan kalan vertekslerden faydalanıp farklı bir işlem yapabilirim. Şu vertexi target vert yapıyorum buna. Vertledim. Şimdi bakın burada ne oluştu? 3 tane üçgen oluştu burada. Şimdi buradaki 3 üçgenden dörtgene düşürmem lazım. Aslında şurası bir dörtgen ve burası tekrar bir üçgen kalıyor. Buradaki detayları elimden geldiğince azaltacağım öncelikle. Vertex'i buraya çıkartıyorum. Edge hatlarını takip etmesini sağlıyorum. Tamamdır. Şimdi de buraya bakalım. Burada bir dörtgen, burada bir üçgen kalıyor. Şuradaki detayları, connectleri yaptıktan sonra buradaki üçgenden kurtulacağım. Bakın buraya ekstradan detay eklemem gerekiyor. Böyle kalmayacak. O yüzden Edge modundayken öncelikle buralara connect atacağım arkadaşlar. Şu kalsın. Buradaki Edge'leri atayalım. Kaç tane tamam gerek? 1, 2, 3, 4, 4 tane atasam ilk aşamada, yani 3 connect demek bu. 3 connect. Okey. Şimdi de bunların vertexlerini hizalayıp birbirine takip ettireceğim. Bakın. Burası otomatikman takip eden bir dörtgen oluştu. Ve burası kendisini takip ediyor. Burada bu hat birbirini takip edecek. Orayı connectleyeceğiz. Burada da bu hat birbirini takip edecek. Orayı connectleyeceğiz. Şimdi şuradaki edge'i silmem lazım. Remove. Ve buradaki vertexleri connectlemem lazım. Bakın.
Connect, o hat takip etti. Burada yine bir dörtgen ve bir üçgen görüyoruz. Yalnız iki tane üçgen var burada. Sildiğim zaman bakın burası da dörtgen oldu. Şimdi arkadaşlar buradaki kafanın yan taraf için gerekli detayları ekledim. Şimdi bu detayları editlemesi kaldı. Düz bir şekilde duruyor. Buraya gerekli formu kazandırmam lazım. O yüzden vertexleri dışa doğru alıyorum. Edge'lerde birbirini sağlıklı bir şekilde takip etsin diye. Şimdi buradaki kafanın arka kısmında kalan vertexleri aşağı kadar indirelim ve alt kısmını, yani şu alt kısmını düzleyelim, birbirine hizalayalım ki boyun kısmı için sağlıklı bir uzatma yaratalım burada. Bakın bu vertex'i de indirdim. Şu vertex'i de indiriyorum. Aynı şekilde buradaki vertex'leri de aşağı doğru indiriyorum. Yüz kısmı kalsın. Çene kısmını da şurada arayı güzel bir şekilde kapatacağız daha sonra. Takip eden ecatlarını da aynı şekilde indiriyorum. Kafanın arka bölgesinde. Şöyle gelsin. Kısmı da indiriyorum. Vertexler edge'lerin üzerinde sağlıklı bir şekilde takip ediyor birbirlerini. Şimdi şekillendirmesini yapalım artık. Bakın buradaki vertexler çok dışarıda duruyor. O yüzden onları içe doğru alıyorum. Çünkü kafanın arka kısmında boyuna doğru küçülecektir burası. Küçülmesi gerekir. O yüzden onları içe doğru alıyorum. Bu kısmı da ortada bulunan düzlüğü yok edeceğim. Kafanın formunu takip edecek şekilde vertexleri dışarı çıkartıyorum. Fazladan detay olduğunu düşündüğünüz yerde detaylardan kurtulmaya bakın olabildiğince. Çünkü ne kadar fazla detay varsa elinizde modelleme yaparken kafanızın karışması o kadar çok olur. Öncelikle az detaylı işe başlayın. Az detayla yaptığınız temel modelin temel formun üstüne sonradan detay eklemek daha kolaydır. Ama eğer elinizde fazla vertex, fazla edge varsa bir karmaşa ile uğraşmak zorunda kalırsınız ve kendinizi yavaşlatırsınız. Aynı zamanda da bazen öyle şeyler olur ki işin içinden çıkamayabilirsiniz organik modelleme yaparken. Şöyle bakıyorum, kafanın yan kısmı için bu bir org modeli olduğundan bu kadarlık bir detay yeterli. Biraz da soft selection kullanmak istiyorum. Soft selection neydi? Soft selection seçtiğim bir vertex'in etrafında kalan vertex'leri de aynı etkiyi yaratmayacak ama giderek azalacak bir şekilde etki etmesi. Şuradaki bir vertex'i seçtim. O vertex'ten içeriye doğru kafayı daraltabiliyorum gördüğünüz gibi. Bir de şuradaki bir vertex'i seçtim. Şöyle bir hareket yapabiliyorum. Bir de burasını seçtim. Yükselttim biraz.
Boyun modelini yaptıktan sonra da aşağıda kalan kafanın alt kısımlarında kalan bölgelerin formu biraz daha düzgün bir şekilde oluşacaktır. Şimdilik bu kadar. Kafanın yan kısmı ve arka kısımları için bu kadar çalışma yeterli. Bakın bu tarafta yine smoothing groups yapalım. Bütün poligonları seçtim. Hepsine bir dedim. Bakın bu şekilde baktığımız zaman kafanın modelini de yapmış olduk geriye.